Newton hareket yasaları ile ilgili çok güzel bir soru daha ile karşınızdayım. Soru ipteki gerilme kuvvetleriyle alakalı bir soru. Statikle de benzeşen kısımları var. Bence fizik bir finalinde kesinlikle çıkması gereken sorulardan bir tanesi. Okuyalım soruyu. Diyor ki ağırlığı 125 Newton olan trafik ışıkları şekildeki gibi iplerle asılı durmaktadır. Üstteki kabloların yatayla yaptıkları açılar 37 derece ve 53 derece olduğuna göre T1 bu T1, T2 bu da T2. Gerilme kuvvetlerini hesaplayınız diyor. Şimdi sistem dengede çünkü asıl durmaktadır diyor. Sistem dengede olduğuna göre bizim bu T3'ümüz hatta biz T3'ü istememiz ama onu da bulalım. T3'ümüz F çarpı G'dir. Yani FG'dir aslında. FG'dir. Yani ağırlığıdır. Bu da 125 Newton'dur. Önce T3 gerilme kuvvetimizi bulduk. Neden? Çünkü bizim T3 gerilme kuvvetimiz gerektiği durumlarda işimize yarayabilir başka sorularda. Bu soruda yaramayacak ama daha başka sorularda 4 tane ip gelir mesela örneğin şöyle. Mesela burada toplam FY'yi alırken işimize yarar. Toplam FX'i haline buradan devam ettirebiliriz gibi gibi. İşimize yarayacak yani ileriki sorularda. Şimdi T1 ve T2'yi bulalım. T1 ve T2'yi bulmadan önce bir serbest cisim diyagramı çizelim mi? Bence çizelim. Şöyle aslında göz artık seçiyor ama yeni başlayan arkadaşlarımız için şunu yazalım. Şöyle bir Z çizersek, hatırlayın geometrideki Z kuralını. Şuranın 53 derece, şuranın 37 derece olduğunu kaçırmayınız. Buna göre bir serbest cisim diyagramı çiziyorum. Şimdi burada benim şuraya da kırmızı kalem alıyorum. Bir T3'üm var, adı T3. Bir T2'm var. Bir de T1'im var. Şimdi bu T1'im 37 derece. T2'm de 53 derece olduğunu görelim. Burada bundan sonra ne yapacağız? Toplam FX toplam FY yapacağız. Toplam FX sistem asılı duruyor. Sistem denge de 0. Toplam FY de 0. O zaman gelin başlayalım. Şimdi bu ne demiştik 3. soruda? X'in artı ve eksi olduğu bölgeler işte şu taraf artı şu taraf eksiydi. Haliyle T1 eksi bölgesinde o zaman geliyorum. Diyorum ki eksi T1 çarpı kosinüs 37 artı T2 çarpı kosinüs 53 eşittir 0. Bu birinci eşitliğimiz. İkinci eşitliğimize geçiyoruz. Toplam Fy eşittir 0. T1 ve T2 yukarıda. Hemen yazalım. T1 çarpı sinüs 37 artı T2 çarpı sinüs 53 eksi T3. Bu da dengede olduğu için sistem dengede haliyle 0 oluyor. Bu da ikinci eşitliğimiz. Şimdi eşitlik 1'den T1 ve T2'nin bir oranını bulalım önce. Hemen diyorum ki T1'i şöyle bir karşıya atayım. T1 eşittir. Eksi kosinüs 37. Çünkü eksi geçti. Bölü kosinüs 53. Kosinüs artı kaldığı için burası genel olarak eksi oldu. Çarpı T2. Bu neye eşit oluyor? Kosinüs 37 ve kosinüs 53. Böldüğünüzde şurada bir şey göreceksiniz. 0,8 bölü 0,6 T2 oluyor. T1'imiz 0,8 bölü 0,6 T2'ymiş. Şimdi bunu eşitlik 2'de yerine koyalım ki bilinmeyen sayımızı 1'e ve denklemimiz de bir tane olduğu için çözüme ulaştıralım. Nerede koyacağız? T1'de koyacağız. T1 diyorum. T1 çarpı sinüs 37'nin 0,6 olduğunu bilin. Bilmiyorsanız hesap makinesinde yazdırabilirsiniz. Önemli değil. 0,6 artı şimdi yazıyorum bakın. 0 nokta pardon 0,6 0,6 şöyle. -0,6 bölü 0,8 T1 diyorum. Bunu yer değiştirdim. T2'yi buna benzeştirdim. Eksi zaten T3'ü biliyoruz. Başta bulmuştuk. 125 eşittir 0 diyorum. Burada
T1 arkadaşlar yalnız bırakıyoruz ve T1'in 75,1 Newton olduğunu buluyoruz. T2'de de bunun yerine, bu artık uzatmak istemiyorum videoyu. T1'de de, yani T2'de şu 0,8, 0,6'yı karşıya attığınızda T2'nin de 99,9 Newton olduğunu göreceksiniz. Soru gayet basit ve temiz bir soru. Bu sorularda lütfen şunu atlamayınız. Yani bu soruların çok daha böyle fazla iplisi gelebilir soru zor olarak. Ama zaten dengede duracağı için sistemde bir düşeğimiz olacak. Şöyle bir işte dik olan eksene, doğrultumuza x eksenine dik olan bir açımız olur. İki tane ipimiz olur. Bunu Z kuralıyla genellikle çekeriz. Burada bir serbest cisim diyagramı oluştururuz. Ve bizim aslında burada bilmemiz gereken en büyük şey toplam Fx ve toplam Fy'nin sıfır olması. Sıfır olmasında sebebinin sistemin dengede olduğundan dolayı olduğunu bilmemiz bu tip sorular için gayet yeterlidir. Gerisi tamamen işlem kalabalığıdır. Beşinci soruda görüşmek üzere.